Evet arkadaşlar şimdi kararlı dalgalar ve faz farkını göreceğiz. Öncelikli olarak kararlı dalgalardan yani i'lerden bahsedelim. Peki bu kararlı dalga bizim için nedir? İki nokta etrafında sabitlenmiş bir yaya bir kuvvet uygulandığında bu yayda artık kararlı dalgalar oluşacaktır. Ve oluşan her bir kararlı dalgaya biz ne diyeceğiz? i ya da harmonik dediğimizi söyleyebiliriz. Harmonik diyorum. Ve arkadaşlar buradaki telin boyu için L kadardır dedim. Ve buradaki oluşturulan dalgalarda dikkat edersek şuradaki mesafe bizim için tam bir dalga boyudur. Ve şuradaki mesafe içinde her bir i değerinin lambda bölü 2 kadarlık bir mesafeye eşit olduğunu söyleyebilirim. E peki o zaman buradaki L değerini yazarken L telin uzunluğu eşittir. N tane harmonik varsa i sayısı çarpı lambda bölü 2'dir diyebiliyorum. E buradan N'i yalnız bırakacak olursak N dediğimiz i sayısı... 2L bölü lambda'ya eşittir diyebiliriz. Peki biz lambda dalga boyu yerine ne yazabiliyorduk? Lambda eşittir V bölü F'tir diyebilirim. Yerine yazarsak N eşittir 2L bölü V bölü F'ten. E buradan N eşittir 2L F bölü V kadardır diyebiliyorum. Yani bizim için i sayısıyla frekansın doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Peki hız değerimizi yazarken hız değerimiz için biz ne diyebiliyorduk? Hız eşittir karekök içinde f çarpı l bölü m'di. O zaman buradaki f değeri artık ne olacak bizim için? Karekök içinde i ile ters orantılı bir değeri oluşturdu. Yani i sayısı uygulanan kuvvetin kareköküyle ters orantılı bir şekildedir diyebiliriz arkadaşlar. F kuvvetiyle gerilmiş türdeş tel üzerinde n tane harmonik oluşmuştur diyor. Buna göre kuvvet 9F yapıldığında esnemesiz tel üzerinde kaç tane harmonik oluşur? Şimdi arkadaşlar biz n değerinin yani i sayısının 1 bölü karekök içinde F ile orantılı olduğunu söylemiştik. Yani buradaki F'in kareköküyle ters orantılıydı. E burada F uygulandığında n tane i oluşuyorsa 9F uygulandığında karekökü bizim için ne olacak? 3 ve ters orantılı olduğuna göre n üssünün artık n bölü 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. F kuvveti ile gerilmiş esnemesiz tel F frekansı ile titreştirildiğinde iki tane tam harmonik i oluşuyor. Buna göre kuvvet 4F yapıldığında tel 4F ile titreştirilirse tel üzerinde kaç tane harmonik oluşur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar buradaki değeri yazıyorum. N dediğimiz değer bizim için neydi? Frekansla doğru orantılı, kuvvetin kareköküyle ters orantılıydı. Ve buradaki değer neye eşitmiş? 2'ye eşitmiş. Biz burayı 4f yapmışız, kuvveti de karekök içinde 4f olarak aldım. Eşittir N'dir dedik. E yerine koyuyorum artık 4f bölü 2 tane karekök içinde f eşittir diyecek olursak. Ben şuradaki değer yerine ne yazabiliyormuşum? 2. Yerine koyalım. 4 çarpı 2 bölü 2 eşittir. N sayısı ise yeni i sayımız için n eşittir. 4 tane tam harmoniğin oluştuğunu söyleyebiliriz. 4 harmoniktir dedim. Faz farkı arkadaşlar faz farkı bizim için nedir? Öncelikli olarak faz farkını P ile göstereceğiz. Ve faz farkı bizim için gecikme zamanı bölü periyoda eşittir diyebilirim. T dediğimiz değer bize gecikme zamanını verecek. gecikme zamanı bölü t dediğimiz değer ise periyottur. Ya da faz farkını biz aynı zamanda gecikme miktarı bölü dalga boyu olarak yazabiliriz. Gecikme miktarı bölü lambda dediğimiz değer ise dalga boyudur diyorum. Ve buradaki faz farkı alabileceği değer aralığı için 0 ile bir arasındaki sayısal değerleri aldığını söyleyebiliriz. Yani faz farkı hiçbir zaman birden büyük bir sayı olamayacaktır arkadaşlar. Eğer faz farkı 1'e eşitse kaynakların aynı fazla çalıştığını aynı fazla eğer faz farkı 1 bölü 2 ise zıt fazlı bir çalışmanın olduğunu ya da diyelim ki faz farkımız 5 bölü 4 geldi. Buradaki sayısal değer için 1 tam 1 bölü 4 olarak yazıyoruz. Birden büyük bir sayı olamadığı için şuradaki kesirli kısmı alacağız ve buradaki değerin 1 bölü 4'e eşit olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Türdeş gergin tel üzerinde oluşturulan periyodik dalga üzerindeki x, y, z ve t noktaları için yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. x ve z noktaları aynı fazladır diyor. Şimdi buradaki noktalar arasındaki mesafeye bakıyorum. P eşittir. 1, 2, 3, 4 birimlik bir değerimiz var. Peki dalga boyumuz, çünkü bizim için P dediğimiz değer neydi? X bölü lambdaydı. E dalga boyu iki dalga tepesi arasındaki mesafeydi. Buradaki dalga boyu da 4 birime eşitse, burada aynı fazla olduğunu, çünkü sonucun 1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Z ve T zıt fazladır deniliyor. Noktalar arasındaki uzaklık farkına bakıyorum. Noktalar arasındaki uzaklık 2 birim. Dalga boyumuz 4 birimdi. Sonucumuz 1 bölü 2 olarak çıktı. 1 bölü 2 bizim için zıt fazı işaret ediyordu. Doğrudur diyebilirim. Y ve Z noktalar arasındaki faz farkı 3 bölü 4'e eşittir denilmiş. Noktalar arasındaki uzaklık 3 birim. Ve dalga boyumuz da 4 birime eşitti. O zaman bunun için de doğru bir ifadedir diyebiliyoruz arkadaşlar. Müzik